Merhaba herkese. Ben konuşmaya başlamadan önce 3 gün önce vefat eden Aydın Efeler Kızılcaköy'den Kızılcaköy jeotermal santrale karşı mücadele etmiş, çadır nöbetleri tutmuş, 4-5 senelik bir mücadele birikimine sahip bir köy. Burada 3 gün önce kaybettiğimiz Leyla Çiyansen, takma adıyla Çete Leyla'nın anısına bir video izleyerek başlamak istedim. Önce öyle başlayalım. Çocuğum, biz burada yaşam hakkımızı savunuyoruz. Bizim doğal olan Anayasanın 56. maddesine göre yaşam hakkı. Yaşam hakkımızı savunuyoruz. Burada herkes şimdi jeotermaller başladığından, ben özetleyen bu, jeotermaller başladığından biz her yere gittik. Tanışmadığımız, şey etmedi, belediye başkanı, vali, bizim yolda engellendik, polisler engellendi, siz valiye gidiyorsunuz diye her yönde engellendik. Biz bir direniş halinde, bir birlik halinde biz hiç şeyimizden vazgeçmedik yani. Çünkü yaşam hakkımızı savunuyoruz biz. Her canlının, her şeyinin yaşam hakkını savunuyoruz. Bu havasız, susuz hiçbir şey olmaz. Çünkü bu bizim doğal hakkımız yani. Burası bizim yaşam alanımız. Çok büyük yerler değil bizim tarlalarımız. 5'er 10'ar dönüm yerler var milletin. Sen burada şimdi 40 dönüm arazi alıp da fabrika kurulacakmış buraya. 40 dönüm arazi demek, ondan sonucum 40 tane insanın işsiz kalması, ortada kalması demek. Yani bu insanlar iş sahası neyle geçinecekler, neyle hayatlarını devam ettirecekler? Tamam, sen büyük şirketlere enerjiye ihtiyacımız var ama insanların sağlıklı yaşama, sağlıklı gıdaya mı hakları var? Biz onun için direniyoruz yani. Biz sağlığımız için direniyoruz. Biz yaşam hakkımız için direniyoruz. Biz bir sürü hayvanın börtü böceğin hakkını savunuyoruz. Hakkını savunabildiysek de yani ne mutlu bize. Biz büyüklerin yapmadıklarını yapıyoruz. Çünkü bize küçücük köye abluk aldılar. Araziler el koyacaklar. Suyumuzu el koyacaklar. Yarın bir gün su savaşları çıkacak. Yani temiz gıda bulamayacaksınız şehirlerde. O kadar zehirlendi ki biz geçen sene domates diktim ben. Bir yağmur yağdı, o domatesler tarlada eridi. Asit yağmurlarından, düşen yağmurlarından. Yani bunları da göz önüne almamız gerekiyor. Yani bizim derdimiz ne desen, abla desen, bizim derdimiz, biz kanser olmak istemiyoruz. Çocuklarımız nefes darlığı olsun istemiyoruz. Hayvanlarımız eksik doğurmaya başladı. Nefes darlığına, hiç bir buzağı nefes darlığından doğmaya başladı buzağlarımız. Yani buzağı atmaya başladılar. Normal bir şey mi? Tarlalarda kuş göremiyoruz. Tarlalarda normal böcek göremiyoruz. Normal gezin hayvanları göremiyoruz yani. Nesli tükenmek üzere her şeyimizin. Ya bu jeotermal, illa jeotermal diye bir şey yok yani. Ne alternatif enerji kaynaklarımız var. Ha, bizim Türkiye'nin genelinde 1,5%'muş bizim buradaki Ege bölgesindeki çıkan enerji. Kaçak elektrikleri önlü silah 27,5%'muş. Burada bizi kimseye rahatsız etmek gerek yok. Kimseyi huzursuz etmeye yok. Bu köy benim köyüm. Bu hayat benim hayatım. Yani biz böyle yaşamak istiyoruz. Belki ben böyle doğal yaşamak istiyorum. Ben saray istemiyorum. Ben o koca boruların arasında ucubi gibi yaşamak istemiyorum yani. Biz çit bile istemiyoruz tarlalarımızın arasında. Neden desen abla, tavşanlar oradan oraya geçsin. Hayvanlar oradan oraya gitsin. Yiyeceklerini bulsunlar diye. Ama bunlar bize o koca devasa boruların arasında gezdirmek istiyorlar. Ama biz de bunları istemiyoruz. Direneceğiz yani. 10 aydan beri direniyoruz. Direnmeye de devam edeceğiz. Çünkü bu yaşam hakkımız bizim bu. Yaşam sahamız. Köylü milletin efendisi. Ama biz onlara efendiliğimizi bildireceğiz yani. Yani böyle olmaz. Köylüyü ezmekle, köylüyü şey etmek. Biz yetiştireceğiz. Şehirli yiyecek. Temiz gıda yiyeceksiniz. Yetiştirmek istiyoruz biz. Üretmek istiyoruz. Herkese doyurmak istiyoruz. Biz böyle yaşamak istiyoruz. Ablacığım bak, biz bir şey savunmuyoruz. Sadece devlet memuriyetler kanun gereği biz buraya toplantı için, sizin derdiniz nedir, şikayetiniz nedir? Onları buraya aktarmak için geldik buraya. Yoksa biz firmanın taraftarıyız, biz halkız yani. Memuruz, devletin memuruyuz da hakem rolündeyiz. Sadece sizin dediklerinizi buraya yazmak. Leyla abla gerçekten çok doğal bir ablamızdı. Çok mücadeleci, inatçı bir ablamızdı. Burada da yansıtıyor ve en son dediği gibi, yani biz halkız, bizim dediğimiz önce olacak. Sonra siz kimseniz onu da konuşuruz tavrını. O röportajdaki direniş çadırında gece gündüz vakit geçirerek de göstermiş bir ablamızdı. Tabii onun hikayesi sadece Aydın'daki Kızılcaköy'e özgü bir hikaye değil. Yani Ege bölgesinde çok ciddi bir direniş birikimi var. Yani kırda, işte köylü mücadeleleri anlamında, tarımla uğraşan insanların mücadeleleri anlamında. Ben biraz bir tabloyu çizmeye çalışacağım bu konuşmamda. Yani arkadaşlarım da anlattı. Yani çok ciddi bir alt üst oluş var öncelikle tarımda. Yani tarımı kim yapıyor bugün sorusu gerçekten kritik bir soru. Yani Leyla ablanın dediği 5-10 dönümlük arazide bugün kimsenin geçinme şansı yok. Dolayısıyla bu insanlar işçi mi, çiftçi mi, köylü mü sorusuyla baş başayız. Biz hani tarım sen olarak tarımda emeğiyle geçinen herkesin haklarıyla ilgili bir mücadele yürütmek üzere yola çıktık ama hani geçinemiyor insanlar. Böyle bir tabloyu bu sürecin içine girdikçe daha fazla hissetmeye başladık. Bir yandan hani köyde duruyor insanlar, köyde kalmaya devam ediyorlar. Köylerini savunmaya, korumaya, ormanlarına, doğasına, havasına, suyuna sahip çıkmaya devam ediyor. Ama bir yandan da işte gittiğimiz pek çok direnişte de gördüğümüz, yani Kızılcaköy'de de, Akbelen'de de, burada konuşacaklar, Kalemoğlu'nda da, Lezitalı arkadaşlarımızdan da dinlediğimiz hikaye, tarımdan geçinilemediği için başka bir yere, işte sigortalı işe girme, yövmiyeci olarak bir şekilde idare etme, işte erkek madene gidiyor Soma'da, kadın seraya gidiyor. Hani bu böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Bizim yani bir alt üst oluş hikayesi, yani bu Anadolu'daki işte bu mülksüzleşmenin, OSB'lerin her yere yayılmasının, maden enerji projelerinin, işletmelerin her yere yayılmasının bir hikayesi. Genel hatlarıyla biz hani buna bir holdingcilik gibi bir tabir üzerinden yaklaşmaya çalışıyoruz. Yani bir merkezileşme, bir tekelleşme, bir holdingler bünyesinde toplanan tarım, enerji, maden, gıda işletmelerinin bütün o bulundukları bölgedeki siyasi ilişkileri, hukuku, yargıyı, kolluyu da belirleyen ve genel olarak politikaları da belirleyen bir yapısı söz konusu. Bu tarımdaki alt üst oluşun da en nihayetinde sebebi yani geçmişe de götürülebilir, yani 40-50 yıl önceye de götürülebilir ama özellikle son 20-25 senedir memlekette uygulanan tarım politikalarının, yani bir holdingçi tarım politikasının, bir kalkınma politikasının, enerji ve maden politikalarının bu insanları yerlerinden etmesi, eskisi gibi artık geçinemez hale gelmeleri ve en nihayetinde de bir geçiş sürecinde, bir dönüşüm süreci içerisinde onların da ayağa kalkarak yaşamlarına sahip çıkması durumuyla karşı karşıyayız açıkçası. Yani bu alt üst oluşun öyle ne bir günde olduğunu, ne bittiğini, ne de böyle bir direnme ya da işte karşı koyuş olmadan gerçekleştiğini söyleyemeyiz. Özellikle Ege bölgesinde de çok ciddi direniş mirası, kültürü var. Kaba hatlarıyla ben hepsini saymam mümkün değil. Çok fazla direniş var, çok fazla yer var. Ama şöyle bir neler olduğuyla da ilişkilendirerek aktarmaya çalışacağım. Özellikle 80'lerin sonunda belki tüm Türkiye'de mal olmuş Muğla Gökova Körfezi'nde başlayan, oradaki termik santral yapımına karşı başlayan bir köylü mücadelesi var. Çevre mücadelesi olarak da tüm Türkiye'ye mal oldu. Yine Ali Ağa'da yapılması planlanan termik santrale karşı Ali Ağa ve İzmir'in genelinin sahip çıktığı bir mücadele var. Ve 90'ların başı itibariyle muhtemelen hepinizin duyduğu, bildiği Bergama'da, Ovacık'ta altın madenine karşı yürütülen bir köylü direnişi var. Bu çok uzun süren, hukuki kazanımlar, fiili meşru pek çok mücadeleyi içine alan Ankara yürümek, İstanbul Boğazı'nda eylem yapmak gibi pek çok eylem biçimini de kapsayan bir mücadeleydi. 2000'ler itibariyle ise bu mücadelenin sattı çok genişledi. Yani daha büyük ve bazı belirli lokallerde olan mücadeleler işte hidroelektrik santral, jeotermal, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, çeşitli türde maden, taş ocağı, termik santral gibi köylünün bizzat kullandığı, faydalandığı, iç içe yaşadığı yerlerde yapılan projelere, yapılması planlanan projelere karşı pek çok yerdeki mücadeleyle geçmeye başladı 2000'ler. Ve çok farklı tipte pek çok mücadele de olduğunu söylemek mümkün. Aslında hepsi bütün mücadelenin içerisindeki en baş unsur bir hukuk mücadelesi. Yani mücadelelerin başladığı yerde hemen bir dava açma, bir iptal davası, bir projenin iptali, işte süreçlerin iptali, çevre etki değerlendirme planlarının, programlarının iptali gibi bir hukuki süreç esasında bu mücadelelerde benimsendi. Ama esas olarak yani kazanımın olduğu, mücadelelerde başarının olduğu yerlerde biz buradaki insanların bir araya geldiği, köyüne, ormanına, deresine sahip çıktığı noktalarda gerçekten bir başarı olduğunu, hukukun da ancak o zaman uygulandığını gördük. Birkaç tane örnek vermek istiyorum bu mücadelelerden. 2000'lerin ilk yarısında Muğla, Fethiye, Yuvarlakçay'da Ben Holding'e ait bir hidroelektrik santral projesine karşı o bölgenin köylüleri çok ciddi büyük bir mücadele yürüttüler. Tam da tekel, Ankara'daki bilenleriniz vardır, Ankara'daki tekel direnişinin, o büyük çadırlı fiili 7-24 direnişinin hemen sonrasındaydı. Ve Yuvarlakçay'daki köylüler de bir çadır kurarak nöbet tutmaya başladılar. Hidroelektrik santrali yapacak şirket, yani Akfen Holding'e bağlı şirketin o suyun tutmasını, suyun gözüne girmesine karşı bedenleri ortaya koydular. Fiili bir süreçle oradaki mücadeleyi yürüttüler. Çok güçlü bir kenetlenmeyle bu HES'in yapılmasına izin vermediler. Yırca'da, Soma Yırca'da, Yırca köyünde Kolin Holding'in yapmak istediği termik santrale karşı güçlü bir mücadele sürdürüldü. Ne yazık ki oradaki binlerce zeytin ağacı zeytincilik kanununa rağmen ve köylülerin ve kamuoyunun tepkisine rağmen kesildi. Ertesi gün mücadele kazanıldı köylülerin birliği ve direnişiyle. Kolin gitti başka bir yere, yani o havzanın başka bir yerine termik santral yaptı. Ama Yırca köyü en azından kurtulmuş oldu birlik sayesinde. Jeotermal enerjiden çokça bahsedildi. Yani Aydın bölgesi ve Manisa, Salihli, Alaşehir bölgesinde çok ciddi bir jeotermal santral projesi var. İşte çok büyük holdinglerin yaptığı, işte Sanko'dur, Zorlu'dur gibi büyük holdinglerin hayata geçirmeye çalıştığı jestler var. Bunlara karşı çok fazla farklı yerde mücadele oldu. Yani işte Leyla ablanın içinde yer aldığı Kızılcaköy'de, Mezeköy'de, Aydın Köşk ilçesine bağlı Mezeköy'de, yine Kuyucak ilçesine bağlı Pamukören'de, bugünlerde Bozdoğan ilçesine bağlı Alamutköy'ünde, onlar gelemedi ama bir videoyla selamladılar konferansımızı. Çok ciddi mücadeleler oldu ve bu mücadelelerde yine köylüler bir hukuki süreç başlatmak yanında şunu hissettiler, yani hukuk bir işe yaramıyor. İşte iptal davası sürüyor. Bizim burada kesinlikle nöbet tutmamız lazım. Bu araçlar geldiğinde bunları engellememiz lazım gibi bir yaklaşımla, yani işte Yuvarlakçay'da da gördüğümüz, başka yerlerde de gördüğümüz yaklaşımla nöbetler tutuldu. İşte Leyla abla nöbet çadırından zaten konuşuyordu. Mezeköy'de yine Aydın Köşk, Mezeköy'de bir nöbet çadırı kurulmuştu. Biz de orada desteklemeye çalıştık. Yani jandarma gecenin 3'ünde verilen emirle köylüleri ve desteğe gelen bizleri darp ederek gözaltına aldı ve şirketin aracını oradan sokup çalışmasına vesile oldu. Yani şeyi köylüler çok net söyledi, yani köylüler direkt jandarmaya, yani siz bu şirketin güvenlik görevlisi misiniz cümlesini söylediler. Hakeza Manisa, Salihli, Hacı Bektaşlı'da da yine benzer bir jandarma ile köylünün karşı karşıya geldiği bir direniş söz konusu oldu. Alamut'taki, yani Bozdoğan, Aydın Bozdoğan, Alamut'taki süreç öyle işlemedi. Alamut halkı çok baştan birliğini çok güçlü bir şekilde kurdu. Şirket bilgilendirme toplantısına geldiğinde onları kovdu. Zorlu Holding'in jeotermal projesi. Neslihan'ın biraz önce söylediğine bağlamak istiyorum. Mesela Zorlu Holding'e bağlı JES karşıtı köylülerle bizim Kalemoğlu, Manisa Gördes Kalemoğlu köylülerini buluşturma çabamız bu anlamda çok bizim açımızdan önemli bir çaba. Yani karşımızdaki holding gücünü, Zorlu gibi bir holdingi işte orada jest yaparak, burada tarım arazisinden ederek, öbür yerde nikel madeniyle işçileştirme, topraklarından etme süreci var. Yani bir ortak düşman var. Bu bağlantıları bu köylü mücadeleleri içerisinde biz çokça görüyoruz. Yine Akbelen direnişini hemen hemen herkes biliyordur. Yani Muğla, Milas'ta köylülerin 2 yıl, yani 4 yıllık bir mücadelesi 2 yıl bilfiil 7/24 yine nöbet tutarak, gözlemleyerek ormanı kestirmeme çabası vardı. Binlerce jandarma geldi. Yani sayısı inanılmaz bir jandarma kalabalığı. 4 tane 5 tane Toma sadece bir köye gelerek. Orada yani 2 tane holdingin, yani Limak'la İçtay Holding'in termik santralleri kömür gitsin diye kurulmuş bir cepheyi biz karşımızda çok fiilen görmüş olduk. Yine Burcu'nun slaytlarında vardı. Denizli'nin Tavası ilçesine bağlı Avdan köyünde yine bir lignit kömür madenine karşı köylülerin fiili meşru bir mücadelesi söz konusuydu ve kamulaştırma kararı, yani işte 70 yaşındaki Hatice teyzemizin arazisini alıp oradaki şirkete vermelerine rağmen Hatice teyze kalktı, o güvenlik görevlilerinin karşısına dikildi. Burası benim toprağım dedi, sizi burada istemiyorum dedi ve kendisini yargılanacağı bir sürece kadar işleyen ama asla bir milim geri adım atmayan bir mücadele yürüttü. Yine Gördes'te işte Kalemoğlu burada anlatacak, Alamut yine dinleyeceğiz. Fiili meşru nöbet tutan, dernek kuran, dava açan ama esas olarak birliğin sağlandığı yerde bu mücadeleyi yürütebilen bir köylü direnişi hafızası söz konusu bu Ege bölgesinde. Bunun bizim açımızdan bağlandığı bir başka yerde Agrobay direnişi tabii ki. Yani Agrobay işletmesi de jeotermal enerji kullanan, kendisini enerji ihtiyacını buradan karşılayan, halkın yani Dikili Bergama'da yaşayan insanların bir öz kaynağını kendine kaynak ederek devasa bir sera kompleksi kurarak burada da zaten yine Agrobay işçisi Ayten abla burada o anlatacak. Çok ciddi bir sömürü yoluyla buradaki, yani hem doğal kaynağı hem insan kaynağını, emeği, bedeni sömüren bir tabloyla karşımızda. Yani yine başa döneceğim, hani tarımda emeğiyle geçinen kesim bu. Bir geçiş sürecindeyiz. Eskisi gibi geçimlik tarım yapan insanlar artık yok, geçinemiyor insanlar. Ama hala köyüne, toprağına, ormanına sahip çıkan, tarımla uğraşmak isteyen çok ciddi bir nüfus söz konusu. Biz de bu nüfusun, bu işçileşen köylünün, yarı çiftçinin haklarıyla ilgili bir mücadele, bir örgütlenme süreci yürütmek için yola çıktık. Bir berraklaşmaya ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Yani işte kırda, köyde bu mücadeleleri farklı isimler ve temsiller altında yürüten kesimler söz konusu. Yani işte çevrecilik üzerinden yapan var, bunu siyasi parti olarak yapan var vesaire. Biz şunu, yani Leyla ablanın söylediği berraklıkta, burada bir üretim ilişkisi var, burada bir emek var, burada yaşadığı yerde yaşamak isteme hali var, burada bir haysiyet meselesi var. Yani gelip siz artık böyle yaşamayacaksınız diyen bir holding gücüne karşı, hayır, biz böyle yaşamak isteyen, haysiyetine, onuruna sahip çıkan bir emek durumu var. Biz burada bu berraklaşmayı sağlamak, ezilen, sömürülen, aşağılanan, asla söz verilmemiş, sesi asla duyulmamış insanların kendilerinin bizzat sesini, sözünü söyleyebildiği bir örgütlenme mekanizması kurmaya çalışıyoruz. Böyle bir cephe inşa etmeye çalışıyoruz. Nerede başı sıkışmış, nerede karşısına bir şirket, holding, dozer dikilmiş, köylü, tarım emekçisi varsa onların yanında olmaya çalışıyoruz. Onlarla beraber bu mücadeleleri üstlenmeye çalışıyoruz. Bunu da esas olarak yani tarım işçilerinin, emekçilerinin Türkiye'de sesinin duyulmadığı bir konjonktürde herhangi bir çıkar beklemeden, herhangi bir pozisyon, mevki beklemeden ve bunların karşısında durmaya çalışarak bu insanların sesinin kendilerini söyleyeceği bir düzenle yapmaya çalışıyoruz. Holdinglere karşı cephenin bu insanların kendi sesiyle ancak bu şekilde kurulabileceğini düşünüyoruz. Teşekkürler.